Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda hesap işi tekniğinin atmalarını anlatmıştım size. Şimdi bu araları ve altın üstünü, gözemeyi, adı gözeme, gözemesini göstereceğim. Şimdi en son iğnemizi buradan battık ve aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz ve karşıya geçiyoruz şu tarafa. Bununla teğel alır gibi bir boş bir dolu, bir boş bir dolu. Buradan çıkıyoruz. Çıkamıyoruz, çıktım. Şimdi tekrardan karşıya geçiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Şimdi boşlukları doldurmamız gerekiyor. Bunun için tekrardan buraya geliyoruz. Yalnız böyle hemen ipliğin ortasından batmıyoruz. Buradaki ipliğin, yani endeki ipliğin üstünden, yani ipliğin üstünden şurada hemen çıkıyoruz. Bu taraftaki ipliğin böyle ortasına değil de hafif aynı deliğe batıyoruz ama iğneyi buradaki ipliğin hemen altından batıyoruz. Aynı deliğe. Buradan çıkıyoruz. Tekrardan buraya batıyoruz. Bu şekilde gözememiz oluyor. Şimdi üste geçiyoruz. Üst sıraya geçiyoruz. Tekrar bir boş bir dolu, bir boş bir dolu şekilde pardon, şöyle karşıya geçiyoruz. Şu şekilde işledik. Tekrardan ipliğin, şimdi iplik atlamıyoruz. Aynı delikte şu işlediğimiz mor ipliğin böyle ortadan batmıyoruz ama ipliği şöyle gerelim alttan. İpliğin üstünden, mor ipliğin hafif üstünden çıkıyoruz. Karşıki mor ipliğin altına hafif şekilde batıyoruz. Yani sağdan çıkıp soldan batıyoruz. Sağdan çıkıp soldan batıyoruz. Bu hem daha muntazam hem daha düzgün olmasını sağlıyor. Ayrıca Türk işi yaparken de anlatacağım. O şekilde olması gerekiyor. Yoksa böyle çubuk çubuk çekilmiş oluyor. Bu şekilde. Bu şekilde kareler oluşuyor. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu. Bu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde. Ve tekrardan geri dönüyoruz. Bu şekilde geri dönüyoruz. Bu da gözenmiş hesap işi oluyor. Bu gözlemeyi her zaman yapmanız gerekmiyor. Modeline göre, işte işleyeceğiniz örnekte varsa. Ama daha dolgun, şimdi tabii anlaşılmıyor. Çok büyük büyük yaptığımız için, geçen videoda anlatmıştım daha rahat anlaşılsın diye büyük büyük yaptım ben. Normalde işte iki iplikten, kumaşın iki ipliğinden ya da üç ipliğinden yapılıyor. Kumaş seyrekse iki iplikten yapıyoruz ve işlediğimiz iplik de iki kat ya da üç kat oluyor. Seyrek olduğu zaman üç kat oluyor. Eğer kumaşımız sıksa saymamız daha zor olur ama kumaşın 3 ipliğinden ve işlediğimiz ipin 2 kat ipliğinden yapıyoruz. O zaman daha böyle kumaş da gözükmüyor. Kumaş gözükmedi, yağlı boya dediğimiz tabir vardır ya, yağlı boya gibi böyle çok muntazam, çok düzgün şekilde işlememiz olmuş oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sormak istediğiniz soru varsa altta yorum bölümlerine yazabilirsiniz ya da bana Muhabbet Sofrası Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda antika anlatmayı düşünüyorum. Antika özellikle bu hesap işlerinin diplerinde böyle sular oluyordur. Onları yaparken işte... Onları yaparken lazım oluyor ya da antep işinde lazım oluyor. Onları anlatacağım. O da bir hesap işi tekniği. Onu anlatacağım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.